Sevgili TV8 izleyenleri, 8'de sağlık sonuzuyla devam ediyor. Şimdi konuğumuz estetik diş hekimi Mustafa Kemal Çalık hocamız bizlerle. Hocam hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum, sağ olun. Siz de iyisiniz? Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim hocam. Hemen ilk sorumla başlamak tabii istiyorum. Tabii ki, buyurun. Hocam, zirkonyum diş nedir? Kimlere uygulanır? Zirkonyum diş son dönemlerde yani yayıldı. Yaklaşık bir 10-12 yıldır bayağı bir yaygınlaştı. Eskiden dişlerimizde zirkonyum yokken daha farklı metal altyapılı porselenlerin üzerine yapardık. Metal altyapı olunca da dişte bir metal, üzerinde porselen ama içerisinde metal, o metalin diş etine yansıması, onun zaman içerisinde kimi hastalarda karanlık bir görüntü vermesi biraz sıkıntı yaratıyordu ama çaremiz pek yoktu. Tabii bilim dünyası durmuyor, çalışıyor. Evet. Bu estetik kaygı, estetik beklentiler tüm dünyada arttığı için her alanda, dişte de aynı şekilde. Bu zirkonyumun maddesi üretilen bir şey. Bu doğada bulunan bir şey değil, sıkıştırılan, üretilen bir şey ve beyaz renkte, metal gibi düşünün. Ama beyaz ve ışığı geçiriyor. Metal değil, metal gibi. Orada bir yanlış anlam evet. olmasın. Işığı geçiren bir malzeme olduğu için bu dişte kullanılmaya başladı. Yani bu biz mesela normal metal altyapıda ölçü alırız. Metal onun üzerine dökülür, döküm yapılır metal. Bunda öyle bir şey yok. Bunda hazır bloklar gelir, zirkonyum bloklar. O beyaz blokların içerisinde lazer vasıtasıyla dişin ölçüsüne, bu bilgisayarlı ölçü de olabilir, normal ölçü de olabilir, laboratuvarda o ölçü üzerinde lazerle kesilerek, içi boşaltılarak dişin şekli verilir ve altyapısı o şekilde hazırlanır. Böyle beyaz kıymetli bir maddedir, yani elmas gibi kıymetlidir. Evet. Peki hocam, yapımı ne kadar sürer, işlem ağrılı mıdır? Şöyle, işlemin ağır kısmını şöyle anlatayım. Dişte tabii ki en büyük sıkıntı hastaların gelip de ya bana iğne mi yapacaksınız, canım mı yanacak? Zaten o koltuğa kolayına gelmek istemez kimse. Mümkün olduğunca ertelenir. Ertelendikçe de bize daha zor pozisyonlarda hasta içinde daha uzun işler çıkar. Maalesef. Dişlerde kayıplar başladığında, dişlerde eksiklikler ya da çekilmek zorunda kalan dişler olduğunda çok fazla beyazlatmayla çözemeyeceğimiz şekilde dişler renklendiyse, çok koyulaştıysa, sarardıysa ya da dişleri ana rengi zaten koyuysa, bu tip durumlarda dişte de özellikle harabiyet çoksa, lamina yapamayacağımız hastalarda harabiyet çoksa biz zirkonyumu artık rahatlıkla kullanmaya başlıyoruz. Başladık ve bununla ilgili çok güzel sonuçlar alabiliyoruz. Zaten bir canlı örnek karşımda, gayet güzel beyaz. İnsanlar hakikaten dişte beyazı seviyorlar. Biz de doğalı seviyoruz hekimler olarak ama benim hekim olarak hastaların isteğini ön plana almam gerekiyor. Çünkü ben ne kadar beğenirsem beğeneyim, hastanın beğenmesi önemli, onun isteğini karşılamak önemli. Bembeyaz diş istiyorlar işin doğrusu. Yani bleaching için gelenler de, beyazlatma için gelenlerin kartlarına bakıyorum, isteklerini alıyorlar önceden. Bakıyorum, bembeyaz dişler. Diyorum ki sana, ben zenci gibi bembeyaz dişler yapamayız, bunu unut. Böyle bir beklenti oluyor. Ama çok güzel de durmuyor hocam ya o bembeyaz. Çok bembeyazlar hakikaten, ben buradayım diyor. Evet. Bizim için yani beyaz ve temiz olsun ama çok da hani sakız gibi orada evet. böyle bir sıkıntılı bir görüntü olmasın. Ama bazı hastalara hakikaten bunu anlatmak zor oluyor ama şimdi biraz değişti. Şimdi gençlerde bile doğal olsun ama evet. biraz beyaz olsun hissi var. Bu hoş oluyor. Zirkonyumu işte bu tip durumlarda kullanabiliyoruz. Zirkonyum dediğim gibi son dönemlerde kullanılan ve normal porselenden 5 kat daha güçlü, sağlam bir malzemedir. Ve bunun üzerine yine porselen kullanılıyor. Altyapıyı zirkonyumdan yapıyoruz, ışığı geçirdiği için. Ve kalınlık dişin yaptığımız zaman dişi taklit etmesi için çok kaba olmaması lazım yapılan dişin. Hastalarda en büyük sıkıntımız, ya çok önde değil mi bu diş? Ya da bu diş çok böyle hantal hantal görünüyor değil mi? Eski tip porselende, metal altyapıda ister istemez biraz daha çok madde koymak zorundasınız. Metalin kapatmak için, porselenin rengini yansıtabilmek için kat koymak lazım. O metalin rengini de kapatmanız gerekiyor. Onun için ayrı bir opak madde sürüyorsunuz.
Zirkonyumlarda şimdi kendisi zaten beyaz. Bir şey kapatmaya gerek yok. Güzel bir tuval gibi düşünün. Hı-hı. Beyaz. Üzerine dişi hangi renk istiyorsa hasta ona göre işleniyor laboratuvarda bizim verdiğimiz renklere göre. Hı-hı. Yavaş yavaş beyazlaşıyor ya da hafif tonlar üzerine işlenebiliyor. Yani sonu yok ve çok güzel sonuçlar alınıyor ve o kabalık çok incedir. Yani 1-1,5 milimi geçmez. Normal porselenlerde, klasiklerde 2 milimi, 2.2 milimi bulur. O da bir kabalık yaratıyor. Hı-hı. Dişte 0.1-0.2 mikronlar bile bizde çok fark ediyor hastaya. Evet, provası geliyor diyelim. Zirkonyum. Takıyoruz. Ya dedi bu biraz kaba görünmüyor. Biz onun kaba dediğine 1 milim, 2 milim birazcık kısalttığımızda çok güzel oldu diyor. Sanki olamayacakmış gibi bir umutsuzluğa kapılıyor. Hastalarımızın beklentileri ve hemen sonuç alma istekleri çok yüksek. Çok küçük müdahalelerle hakikaten çok değişiyor. Bazen de hastalarımızın yaşı biraz ileri de olsa, ileri yaş dediğimi zaman belirtmeyeyim. Ya bu tavşan olsa olmaz mı? Bakıyorum, teyze diyeceğim diyemiyorum. Yani bu yaşta biraz size çok uymaz gibi konuşuyorum ama hastalar istiyor ve bir Avustralya'dan bir hastam geldi. Yaptık dişi bence gayet güzeldi, orantılıydı. Dedi bu iki dişi uzun istiyorum. İmplant üzerine zirkonyum yapıyoruz. Uzun istiyorum dedi. Dedim peki tamam madem sen istiyorsun uzakta yerden de gelmişsin. Bayağı bir uzattı konu. Üzerinde çalıştık. Bir iki gün gecikti ama hakikaten uzun diş istiyorlar ve bunu da zirkonyumda yapabildik, başardık. Hastalarımızın değişik istekleri var. Biz bunları önemsiyoruz. Yani onların mutlu olmasını. Ama hekim de yönlendirebilir bu anlamda. Hastaları doğruya, doğala yaklaştırmaya biz çalışıyoruz. Zirkonyum bizim bayağı bir elimizi rahatlattı bu anlamda. Çok güzel. Peki hocam estetik ve fonksiyonel beklentileri ne kadar karşılıyor? Evet, şöyle estetik de dediğim gibi çok kalın bir iş değil. İnce, kibar, ışığı yansıtan, baktığın zaman ışıl ışıl parlayan ama mat olmamak kaydıyla. Bazı dişler öyle mat oluyor, o hoş olmuyor ama bu zirkonyumlarda o ışık geçirgenliği güzel olduğu için doğala çok yakın oluyor. Hmm. Estetik kaygıları zirkonyumla gerçekten çok çözdük. Yani şöyle bir parantez açayım. Kısa vadede ortodonti isteyenler oluyor. Ya diyor ben işte birkaç ay sonra işte bir şeylerim olacak. Bu erikleri nasıl yapacağız? Biz hekim olarak ilk etapta ortodontiste yönlendiriyoruz. Hasta gidiyor, görüşüyor. Sonra bir gün sonra bize tekrar geliyor. Ya o işlem biraz uzun sürüyormuş, 2-3 yıl. Herkes için demiyorum, bazıların hakikaten acelesi oluyor. İster istemez biz o çapraşıklıkları zirkonyumla bir hafta 10 gün gibi bir süre içerisinde düzeltip, temizleyip uygulayabiliyoruz. Kısa vadede bunlar olabiliyor. Yani bize cevap veriyor bu anlamda. Sorunun ikinci kısmı neydi? Estetik karşıla, ve fonksiyonel beklentileri fonksiyon da zaten diş hekimliğinde zaten ilk amaç fonksiyon, ikinci amaç fonasyon, üçüncü amaç da estetiktir. Fonksiyon bir kere istediğiniz kadar güzel diş yapın, ben yemek yiyemiyorum diye gelirse sıkıntı. Yani onu ısırabilmeli bir şeyleri. İlk dönemlerde yaptığım hastalarda şey değil ama zirkonyum değildi ama bir takma diş yaptım bir tanıdığımızın annesine. Beni telefonla aradı. Kemal Bey inanır mısınız? Ne oldu dedim. Maydanozu ısırabiliyorum dedi. Yani nasıl insanlar nasıl bir psikolojiye giriyorlar, yaşıyorlar. Bir daha öyle bir şey yaşayamayacağım. Kadın sanki maydanoz ısırdı. Soğan ısırınca gençliğine döndü gibi. O öyle bir duygusal bir doyum da sağlıyor. O yüzden bu fonksiyon kısmı önemli. İnsanlar yemek yiyecek, rahat rahat ısıracak. Biz porselenleri ya da uygulamalarımızdan sonra birkaç gün müsaade edin, yavaş yavaş alışın deriz. Onun dışında konuşurken çok iri olmayacak ki diş konuşurken birbirine çarpmaması lazım. Fonksiyonu da bazen alt dişlerde yaptığımızda bu dişler bana kaba geldi, dilim takılıyor diyen hastalar oluyor. İşte zirkonyum bu anlamda bunu kurtaran bir şey. Daha kibar, ince olduğu için dişe çok taklit eden bir şey.
O yüzden konuşmasını bozmayan bir şeyi, fonasyonu sağlayan bu şeyler, porselenler, zirkonyumlar. Bir de estetik. Estetik zaten görüntüyle o anda biz karar veriyoruz, güzel olmuş. Hakikaten estetiği güzel sağlayan materyaller oldu. Çok güzel çalışmalar, birçok hekim arkadaşım paylaşımlar yapıyor, insanlar görüyorlardır. Evet. Estetik de kesinlikle çözümdür zirkonyumlar. Evet, ben kendimden de biliyorum. Yıllarca hep korkup kaçmıştım. Daha öncesinde olacak. Böyle bir şey yaptırdın mı yoksa başka tür bir porselen mi vardı hiçbir ağızda? Hiçbir şey yok. Renk mi sıkıntılıydı, nasıl? Renk sıkıntılıydı. Koyu, ve koyu muydu? Üst üsteydi. Bir de görüntü, üstü, fonksiyon şekil anlamında da. Evet. Peki orada bir ortodonti falan gördünüz mü? Yok, ortodonti. Direkt işte benim anlattığım zirkonyumda evet. O çapraşıklıkları düz. Bir hafta içerisinde bravo. Hepsi tamamlandı. Bravo. Yani çapraşıklıklar da gidiyor. Evet, dişleri evet, hem içinden hem dışından tertemiz kalıyor. Evet yani bu... Çok kısa bir sürede istediğim bir sürede dişlere sahip evet. Oldum gerçekten de. Şöyle bir şey oluyor. Şimdi dişten tabii daha az aşındırma yapmak mümkün oluyor zirkonyumlarda. Daha önce biraz daha ister istemez mesafeyi tutturmam hı-hı. lazımdı. Şimdi bizim hastalarımız ön dişler çok önde olmasın ister. Çıkın. Hani... Üzerine böyle çok kabarık yuvarlak hatlar istemezler. Benim hanım, eşim de dahil bunu. Asla sevmem öyle dişleri der, bana söyle. O yüzden biz dişleri dışarısından bayağı bir tıraşlamak zorunda kalıyorduk. Şimdi bu zirkonyumlarla o mesafe bize daha bir kolaylık sağladı. Çok fazla dişe girmek zorunda kalmıyoruz. Çok daha az ve çok daha iyi sonuçlar alabiliyoruz estetik anlamda. Evet. Peki kullanırken nelere dikkat etmek lazım? Evet, zirkonyum şöyle ilk takıldıktan itibaren ilk birkaç gün zaten biraz dikkat etmek lazım. Yavaş yavaş diş de size alışacak diye söylerim hastalara biraz motivasyonu artırmak için siz de alışacaksınız. Çok fazla bir hassasiyet olmaz ama yine de normalen soğuk ve sıcağı arka arkaya kullanmamak lazım. Çünkü öyle bir genleşme, bir büzülme mikro düzeyde de olsa içeride sıkıntı yaratır. Normal ana dişlerimizde de bu geçerli. Evet. Dişlerin şöyle bir görevi vardır. Biliyorsunuz dişler içerisinde pulpası olan yani kan damarı, siniri hı-hı. olan hı-hı. ve normalde vücut ısısında olan bir organdır. Ve sizi korur. Nasıl korur? Siz çok soğuk bir şey içerken, çok soğuk bir su içerken sizi durduran dişinizdir. Ay dişim dondu dersiniz. Sızlıyor. Çünkü hı-hı. o soğuk dişinize geçse bunda... Kanal tedavili dişlerde bu yoktur mesela. Sinir olmayınca dişin o koruması biter. Ama canlı dişler sizi korur. O çünkü o soğuk aynı zamanda boğazınızda, vücudunuzda enfeksiyon evet. yaratır, bakterileri yarın canlandırır. Aslında. Boğazınız şişer. Dişlerin böyle bir fonksiyonu vardır. O yüzden çok soğuğu, çok sıcağı arka arkaya içmemek gerekir. Hmm. Diş bunu eğer kanal tedavilisi veya hassasiyeti bazı florlu dişler, yani orijinalde genetik olarak floru fazla dişler çok soğuğu sıcağı algılamaz. O yüzden insanların bilinçli bir şekilde sıcağı, soğuğu arka arkaya almaması lazım dişim sızlamasa bile. Bu önemli. Bunu aynısı zirkonyum yapılan dişlerde de çok soğuk, çok sıcak. Hı-hı. Çünkü hem zirkonyuma zarar hem zirkonyumla diş eti arasındaki o dediğim gibi dengeyi bozar, oradan hassasiyet yapar. Bunlara dikkat etmek lazım. Fıstık, Antep fıstığı kabuklu, yer fıstığı da kabuklu. Yani insanlarımız çok fındık. Rahat alıyorlar. Fındık, evet güzel söylediniz. Kabuklu fındığı çat çat kırarsan, bir kırarsın, iki kırarsın, üçüncü de dişini kırarsın. Dişi kırarınca da bize gelirler. Bu tip sert şeylerden kaçmak lazım. Daha önceki programlarda söylemiştim, tekrar hatırlatayım. Şimdiki gençlerimizin iki sorunu var. Ya dişini hiç önemsemiyor, çok sert şeyler yiyor, kırıyor ya da hiç sert bir şey yemiyor. Fast food, hamburger, hep yumuşak gıdalar, işte içecekler, şekerli, gazlı birçok içecek. Bunlar bizim gençlerimizin dişlerinde istediğimiz kullanılmayı sağlamıyor. Dişler biraz kullanılmalı. Yani hiç dişin yokken bile yiyebilirsin onu. O yüzden dişleri biraz kullanmak, birazcık aşındırmak kullanımla beraber hem mideyi tetikler, mideye olumlu gider bu yeme ve parçalama. Hem de dişlerin yüzeyini fizyolojik olarak temizler aslında mekanik olarak. Çünkü siz sert bir şey yediğiniz zaman
bir elma, bir armut yediğiniz zaman onun lifleri zaten dişlerde bir temizlik etkisi yaratır. O temizlik etkisi de dişlere çok sağlıklı gelir. Hem de mide, hem de o birikintiler dişleri de biraz aşındırdığı için hani köşeli bardaklar olur. Köşeli bardakları şimdi öğrenciyken, evdeyken köşeli bardak bize hiç gelmezdi çünkü kimse bulaşık yıkamadığı için. Onun o köşelerine giren kirleri, kola, işte şeylerin izlerini, meşrubatları temizlemek çok zor olurdu. Yuvarlak bardaklar çok güzel temizlenir, siz de bilirsiniz. Köşeler, dişin içerisinde de üzerinde de o köşelerin olmaması lazım aslında. Orası çünkü bakteri ve kir toplar ve o da dişe zarar verir, asit üretir bakteriler. O anlamda böyle bu tip şeylere dikkat etmek, aynısı zirkonyumlar yapılan bir porselenlerin de bakım için aynı şeyler geçerli. Ana dişinizde nasıl davranıyorsanız bu yapılan işlemlerde de öyle davranmak lazım. Peki hocam, zirkonyum dişlerin kullanım süresi ne kadar? Şöyle, yani benim 3 yıl dediğim kompozit lamine 20 yıl gidiyorsa zirkonyuma da genel olarak bir 10 yıl söylenir. Bunun sebebi şu, zirkonyumlara bir şey olduğundan değil, zirkonyuma kolay kolay bir şey olmaz. Ana diş mine kadar serttir, normal porselende de 5 kat daha serttir. Kolayına bir şey olmaz ama zirkonyuma bir şey olmuyor ama zirkonyumun bittiği yerde diş eti başlıyor. Siz daha önce anlattığım, programda anlattığımı bilmiyorum ama bakteriler orada çok güzel birikir. Evet, evet. Diş etin aralarında, oralarda yuvalar yaparlar, diş eti çekilmeye başlar. Dişin kök dokusuna doğru bir boşluklar oluşturur. Normal dişteki çürük gibi kök dokusunda çürükler oluşmaya başlar. Şimdi bu tip şeyler iyi bakmazsanız 5-10 yıl içerisinde başınıza gelebilir. Zirkonyumun bir kabahati yok. Evet. Hekimin de bir kabahati yok. İşlemde sıkıntı yok ama zirkonyumlar bu anlamda bakarsanız bir 10 yıl iyidir. Ama iyi bakan için bence süre çok daha yüksek. Öyle düşünmek lazım. Yani hastalarımız zirkonyum yaptırdım aman 5 yıl sonra değiştirmem mi gerekiyor? Maliyetli de bir şey. 5 yıl sonra değiştirirsem hani ben nasıl bu ekonomiyi karşılayacağım diye sıkıntıya girebilirler. İyi bakarlarsa bir daha hekimi görmeyebilirler. Öyle söyleyeyim size. Güzel. Peki hocam, ana dişleri zirkonyum ile kapatmayı neden tercih etmeliyiz? Neden tercih etmeliyiz? Bir, psikolojik olarak biraz çöktüysek dişimizin renginden, görüntüsünden çok fazla koyuysa. İki, diş kayıplarımız varsa, dişimiz kaybolursa yani önde, yanda dişler kaybolduğunda birkaç ihtimalden biri zirkon. Zirkonyum o kayıpları kapatmak için doğal bir şekilde dişe sağlıklı bir madde olduğu için, estetiği güzel sağladığı için, fonksiyonda sıkıntı yaratmadığı için zirkonyum tercih edilebilir, edilir. Onun dışında hani estetik amaçta beyazlatmanın yeterli olmadığı vakalar oluyor. Beyazlatma yetmiyor. Hastalar biraz daha estetik ve kozmetik beklentileri yüksek oluyor. Bizim güzel dediğimize yok diyor. O zaman ihtimallerimizde diş kaybı, dişin üzerinde çok fazla çürükler varsa lamine de yapamayız o zaman. O zaman zirkonyumları tercih etmek lazım. Zirkonyum eksikliklerde, bu tip estetik rengini açamadığımız hastalarda, bir de hani ısırmam güzel olsun, biraz daha böyle gösterişli olsun, renkten değil, fonksiyon formal olarak, şekil olarak biraz daha ben dişimin çapraşıklıklarını düzelteyim diyen hastalarda kısa vadede çözüm. Ortodontidir tabii ilk başta bizim isteğimiz ama hem renk hem görüntüyü kısa vadede düzeltmek isteyen hastalar zirkonyum için bizlere gelirler, gelebilirler ve geliyorlar. Evet, ben de dahil. Evet. Bir haftada istediğim dişlere sahip evet, oldum. Evet, bir gerçekten. Hafta güzel ama güzel. Bir sıkıntı yaşadınız mı sonrasında peki? Hayır hocam, hiçbir sıkıntı yaşamadım şimdiye kadar. Gayet de memnunum. Anlattıklarınız hepsi hassasiyet yaşadınız mı? Bir dönem yaşadım. İlk zamanlar. Şöyle bunu bir açıklayayım ben. Hassasiyet dişler ilk yapıldığında ilk birkaç gün hassasiyet yapabilir. Kitabi bilgiyi de anlatayım ben size. Normalen bir proteze alışmanın süresi 6 aydır. Kitabi bilgi. Ama biz hastaya 6 ay dersek olmaz.
kitabi bilgidir, bilimseldir ama birçok hastada bunu yaşamıyoruz aldığımız önlemler sayesinde. Evet. Dişleri çünkü bir şekilde biz o gözeneklerini yapıştırmadan önceki kullandığımız ajanlarla kapatıyoruz, hassasiyet olmuyor. Zaten diş iyice sardığı zaman kolay kolay öyle bir hassasiyet yaşamaz ama diş işlem sırasında bir şekilde hani utangaç insanlar olur ya bir içine kaçar, bir ben bir narinim. Bazı dişler öyle olur, narin olur. Bazılarına çok az uyuşturarak dokur yaparsınız, bazılarına 3-4 doz yaparsınız yine hassasiyet olur. Bazı dişler gerçekten daha hassas olabiliyor. O tip dişler de bir hafta deriz. Bir haftada geçmeyen 3 haftada geçer ama 3 hafta sonra hani 3-4 hafta sonra artık körelmeye başlar. Çünkü dentin tübülleri 3 hafta içerisinde reminalize oluyor. Dentin tübülleri dedim dişin üzerinde bir mini tabakası var, sert çok sert. İçerisinde dentin tabakası var. Dentin tabakasında binlerce, yüz binlerce küçük borucuklar var mikro düzeyde. Bunlar dışarıdan gelen soğuğu sıcağı ozmotik olarak pulpaya basınç olarak iletiyor. O öyle algılıyor. Şimdi biz dişe işlem yaptığımız zaman o dentine kadar bazen geliyoruz. O zaman onlar açık kalıyor. Açıkta kaldığında bir süre hassasiyet yapıyor. Eğer dışarıdan bir zararlı bir etki yoksa, üstü kapalıysa 3 haftada o dentin tübülleri, o açık olan yerleri kendi tamir ediyor. Dişin böyle bir canlı bir durumu var. Normal bir doku gibi kendini tamir ediyor, bir sert doku olmasına rağmen reminalize oluyor ve 3 haftadan sonra o hassasiyetler gide gide azalıyor. Ama aradan kaçaklar olursa, soğuk, sıcak, asit bir yerlerden geliyorsa o tamirat daha uzun sürebiliyor. O zaman zaten hekim ona müdahale etmek zorunda, evet. O hassasiyeti. Hocam çok teşekkür ederiz bu güzel bilgileri bizlerle paylaştığınız için. Ben çok teşekkür ederim. İnşallah faydalı olmuşuzdur. Olmuşuzdur hocam, sağ olun. Sevgili 8'de Sağlık izleyenleri, konuğumuz estetik diş hekimi Mustafa Kemal Çalık hocamız bizlerleydi. Ve kendisi bize zirkonyum diş nedir, kimlere yapılır, faydaları nelerdir bunlardan bahsetti. Teşekkür ederiz.